İsmet İnönü devrinde Türkiye ile imzaladıkları eğitim komisyonu ile birlikte Amerika Türkiye'deki zeki çocukların gönüllerini ve zihinlerini devşirmek maksadıyla onlara burs verecek, bütün eğitim masraflarını üstlenecekti. Böylelikle Amerikan çıkarlarına hizmet etmeleri gayesiyle devşirilen Türk çocukları Türkiye'de önemli makam ve mevkilere yerleştirilecekti. Yani anlayacağınız hem sağ parti hem de sol partiden çokça adam devşirmişlerdi. Amerika Türkiye'de her iki kanadı da kontrol altına alarak derin sömürgesine devam edecekti. Dostlarım, bu konu epey derindir. Bu yüzden anlatacaklarımı dikkatli dinleyin, iyi analiz edin ve videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. ...1954'te zamanın ABD Başkanı Eisenhower'ın adını taşıyan Eisenhower Vakfı kurulur. Vakıf tüm dünyada siyasal ve toplumsal alanlarda etkin olmaya aday, başarılı gençlere burs vermesiyle tanınıyor. Burs verilecek adaylar ABD'ye davet edilir ve gerekli tüm harcamaların maliyetini bu vakıf üstlenir. Ve beyinleri Amerikanlaştırma operasyonu böylelikle başlar. Eisenhower bursuna layık görülenler arasında Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit gibi önemli isimler yer almaktadır. Bülent Ecevit önce bu bursta bir dönem eğitim alacak, daha sonra 1957'de Rockefeller Vakfı'nın bursu ile Harvard Üniversitesi'nde Orta Doğu hakkında eğitim almaya başlayacaktı. Ecevit'e ders veren kişi ise bir dönem Amerika Dışişleri Bakanlığı ve Amerikan Derin İstihbaratı'nda görev alan Yahudi kökenli Henry Kissinger'dır. Bülent Ecevit, Henry Kissinger'dan eğitim almayı her zaman bir övünç kaynağı olarak görmüştür. Henry Kissinger, Türkiye üzerinde derin planları olan bir isimdir. Yahudi kökenli Henry Kissinger, dünya ekonomisinin belirlendiği Bilderberg'in Türkiye sorumlusuydu. Nitekim Bilderberg'in toplantısına bir dönem Bülent Ecevit, Erdal İnönü, Mesut Yılmaz ve Hikmet Çetin gibi önemli isimler katılmıştı. Bilderberg, üst düzey Yahudi masonlar tarafından kurulmuş bir yapıdır. Bu gizli grubun finansmanının önemli bir kısmı Amerika'daki Yahudi Rockefeller Vakfı tarafından karşılanır. Diğer finansör ise ünlü Yahudi banker Rothschild ailesinden başkası değildir. Dostlarım, Bilderberg çok uluslu bir hükümet gibidir. Nitekim Ecevit, Eisenhower ile çok uluslu program bursu almıştı. Yani Bülent Ecevit, Bilderberg için yetiştirilmişti. Ekranda az önce verdiğim bilgilerin belgelerini görmektesiniz. Dostlarım, gün gelip çatmıştı. 1957 seçimlerine az bir zaman kala Kasım Gülek, Amerika'da Rockefeller Vakfı tarafından burs alan Bülent Ecevit'e "Gel CHP'den aday ol" diye mektup yazacaktı. Bir dönem Ulaştırma Bakanlığı yapan CHP milletvekili Kasım Gülek, Amerika Derin İstihbaratı'nın önemli ismi olan Yahudi kökenli Henry Kissinger'ın Türkiye'deki en önemli yardımcılarından biriydi. 1957 seçiminde Ecevit vekil olacak, 1961'de kurulan hükümette ise Çalışma Bakanlığı yapacaktı. Yani anlayacağınız kısaca Kasım Gülek, Ecevit'i CHP'den vekil yapmayı başarmıştı. Ecevit'in CHP'ye üye olduğu tarihlerde CHP İl Gençlik Kolları'nın bir üyesi de Fethullah Gülen'di. Evet, Fethullah Gülen 1958'de düzenlenen CHP Gençlik Kolları toplantısının en özel davetlisiydi. Ecevit ile FETÖ burada tanışacak, çok da sıkı dost olacaklardı. Nitekim Fethullah Gülen, Ecevit'in partisine hem maddi hem de manevi yardımlarda bulunmuştu. Hatta bizzat Ecevit'in karısı Rahşan Ecevit, "Fethullah Gülen'in elini sıkan ilk kadın benim. Benim kocam Ecevit Fethullah Gülen'in okullarını çok beğenirdi" diye röportaj bile verecekti. Ne garip ki dostlar, dini eğitime büsbütün karşı olan Ecevit, Fethullah Gülen'in okullarını takdir ediyordu. Derin düşünün dostlar. Bülent Ecevit 1944 yılında Robert Koleji'nden mezun olunca asıl adı Rachel olan Selanik göçmeni Sabateist Rahşan Ecevit ile evlenecekti. Bu evlilik ile birlikte Bülent Ecevit artık karısının sözünden çıkmayacak, onun kendisini yönlendirmesine izin verecekti. Dostlarım, Bülent Ecevit'in karısının gizli bir Yahudi olduğunu eski Sabateist Ilgaz Zorlu açıklamıştı. 1972 CHP kurultayında Ecevit İsmet İnönü'ye karşı parti başkanlığı seçimini kazanacak. Bundan sonra CHP'deki tüm atamaları ve parti politikasını Rahşan Ecevit yapacaktı. Hatta ilginçtir ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu 1997'de SSK'nın başına genel müdür yapan kişi Rahşan Ecevit'ten başkası değildi. Daha sonra FETÖ'nün kaset kumpasıyla birlikte Deniz Baykal CHP'nin başından indirilecek, yerine Kılıçdaroğlu geçirilip
yerleştirip yükseltilecekti. Ayrıca dostlar, Ecevit ve karısını CHP'ye yerleştirip yükselten Kasım Gülek bir masondu. Henry Kissinger'ın ve Türkiye'deki derin Amerikan yapılanmasının gözde isimlerinden biriydi. Fethullah Gülen'e de oldukça yakındı. Öyle ki Kasım Gülek öldüğünde cenaze namazını Fethullah Gülen kıldıracaktı. Hatta Kasım Gülek'in baldızı ABD ordusunda çalışan bir subaydı. FETÖ'nün Amerika'ya yerleşmesine yardım edecekti. Kişi de bu şahsı işte müspet bir din adamı, olumlu bir din adamı olarak karşılayacaktı. Peki Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği zaman sıkıntısı neydi bu şahsın? Oturma izni alması gerekiyordu. Oturma iznini kim aldı? Oturma iznini Kasım Güley'in baldızı Aylin Radomysl'da aldı. Evet, haberde ve de var. Aylin Radomysl'i bununla ilgili olarak da Abramovich'le de görüştüren kişi de Aylin Radomysl'dir. Evet. Kasım Gülek'in kızı da Amerika'da eğitim görmüş, CHP ve İYİ Parti'nin ittifak yapmasına öncülük etmişti. Fethullah Gülen'e gelecek olursak, FETÖ'nün annesi yüzyıllar önce İspanya'dan Türkiye'ye göç etmiş, Yahudilerden olan Mehmet Şükrü Paşa'nın sülalesindendir. PKK ile beraber olan Fethullah da bir Ermeni hareketidir. Babadan Ermeni, anadan Yahudidir. Kim hocam? Fethullah Gülen. Fethullah. O da onlarla beraberdir. Bunu ilk defa duyuyorum hocam. Ya söyleyeceğim. Burada vesikasını yayınladım. Anasının adını pasaport alırken Rabin diye yazmış. Kürtlerde, Türklerde Rabin diye kadın adı var mı? Babadan Ermeni. Babadan Ermeni Ankara Emniyeti'nin raporunda var. Koydum buraya. Anasının da Yahudi olduğuna dair kendisi pasaport alırken el yazısını koydum buraya. Yani dostlar, kısaca özetlemek gerekirse Yahudi Henry Kissinger Kasım Gülek'i yetiştirip CHP'de yükseltecek. Kasım Gülek de Ecevit ve Sabatist olan eşi Rahşan Ecevit'i CHP'ye alıp büyütecek. Rahşan Ecevit ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye alıp daima destek vererek başa geçmesini sağlayacak. Bugün Kılıçdaroğlu CHP'yi tasfiye ederek partisine derin NATO'cuları, Soros'cuları ve IMF'cileri alıp yükseltmektedir. Dostlarım, derin Yahudi lobisini anlamadan Türkiye tarihini ve siyasetini anlayamazsınız. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Şunu ifade edeyim. Benimle parti kurmak için düşüncemi almak üzere görüşmeye geldiğinde asansörle aşağıya inerken daha o zaman yanındaki arkadaşa diyor ki evvela bunların hakkından gelmek lazım. Yani alternatife tahammülsüzlüğünü ta o zaman ifade ediyor.